diğer kısım şimdi nazm-ı mani. Üstad bir eseri buna ayırmış komple yani öyle değil. Bu yönteme ayırmış. Her bir cümlenin diğer gelen bir cümleyi izah ettiğini göreceğiz. Yani burada diğer kısım şimdi nazm-ı mani. Bu, bu da belki en önemli başlıklardan birisi. Şu nazm-ı maniyi al, bütün şunların e, üst başlığı bir de kabul edilebilir. Yani bunların tümü nazm maninin alt başlığı olabilir. Öyle de düşünülebilir ama biz hepsini böyle daha yalın olsun diye böyle şey yaptık. Şimdi nazm mani konusuna bir girelim. Nazm-ı mani ne? Şimdi böyle lügat olarak manaya göre harf, kelime, cümle mevzuların dizilmesidir. Manaların bütünlüğünü bozmayarak, kuvvet vererek kelimelerin, harflerin dizilmesine diyoruz. Naz mani, mana ile kalıbın birbirine en yakın olması demektir. Mana ile kalıp yani kelimeler, cümleler bir mana var, görünmüyor. Görünenler ne? Kelime ve cümleler. Bir de bu mana var. O mana ile kelimelerin, cümleler birbirine en yakın olması nazm mani. Biz de bunu çıkartmaya çalışıyoruz işte. O cümleden, o kelimeden, kelimelerin birbirindeki düzeninden o manaya ulaşmaya çalışıyoruz. Nazm mani mesela muhakematta geçiyor. Efkar ve hissiyatın mecrai tabiisi nazm manidir. Hissiyatın ve fikirlerin tabii mecrası nazm manidir. Yani o manayın nazmı düzgün bir şekilde olmasını ister o hissiyat ve efkar tabii mecrası. Yani düzgün olmayan mana bizim bir efkar ve hissiyatımıza mukabil gelmez. Onun için hani güzel bir şiir, güzel bir beyit, güzel bir ifade her ne yapar? Hemen insanı meftun eder. Niye? O tabi bir mecrazdır, fıtrata uygundur yani. Naz ise mantıkla müşeyyettir. Yani mantık gerektirir. Onu ona dayanması gerekiyor. Mantıksız olmaması lazım. Şimdi nazm mani genel şey olarak böyle. Bir de cezaleti şimdi mesela burada üstad cezaleti nazmiyeyi söylüyor. Burayı bir okuyalım. Çok bence üstad böyle çok şey yapmış zaten. Kur'an'ın nazmında bir cezalet harika var o nazımdaki cezalet ve metaneti işaret edeceğiz. Baştan aşağıya kadar bu cezaleti nazmiyeyi beyan eder. Yani cezaleti nazmiye ne? Nazmın cezaleti birbiriyle uyumu birbirine kuvvet vermesi. Nazmındaki dizilmesindeki cezalet. Cezaleti nazmiye bu. Bu cezaleti nazmiyede de nazmi mani var. Bir mana var. Şimdi tamam kelimeler çok güzel dizilmiş birbirine destekliyor bir şey var ama bunun da bir manası var. Nazmındaki bir mana var. Buna destek veriyor yani Cezalettin Nazmiye'de nazmi mani var. Tamam Cezalettin Nazmiye olabilir. Çok güzel dizilmiştir. Ama işte etten püften herhangi bir bir şeyi anlatıyor olabilir yani. Mevzuyu anlatıyor. Orada bir mana, çok bir mana yok. Tamam Cezaleti Nazmiye olabilir ama o nazmın cezaletinde de bir Nazm-ı mani olması lazım nazmihaneye ulaşmak gerekiyor. Şimdi bu nazmihane ve cezaleti nazmiye konusu bakıyoruz ki işaret edeceğiz. cezalet Nazmiye'yi beyan eden bir esermiş. Yani hakikaten o gözle baktığımız zaman işaret edeceğiz bir açıyoruz. Bütün işte Fatiha'dan malum başlıyor. belli bir sayıda ayeti üstad tek tek kelime kelime noktası icabında kelimenin hangi harfini kullandığı, hangi işte B harfini kullanmış, L'yi niye kullanmış, bunu niye kullanmış şeklinde değil mi? İşaret edeceğiz. Bir bakıyoruz o e, nazmındaki cezaletteki e, manaları, nazm ve mani bahsediyor bize. Ve bunun dersini veriyor. Ve geçiyorsunuz 25. sözde. Yani üstad bir eseri buna ayırmış komple yani öyle diyelim. Bu yönteme ayırmış. Yani hani bunu böyle yani nereden çıkartıyorsunuz? Öyle şey mi olur? Nereden yani böyle çalışma mı olur gibi kabaca söylendiğini düşünelim. İşte sana işaret edeceğiz Üstad bir eseri ve Kur'an gibi bir eserin tefsirindeki yegane yöntem olarak kullanmış. Biz de o tefsirin tefsirini ederken aynı yöntemi kullanacağız. Dediğimiz bu. Yani Üstad diyor zaten hani biz bunu ifade ha, biz bunu ifade ediyoruz. Koş yani diyor ki bak o nazımdaki cezalet ve metanete işaret edeceğiz. Baştan aşağıya kadar bu cezaletin nazmi beyan eder. Bu kitap külliyatın bir tane eseri komple bu cezaletin nazmiyi, bu kelimelerin, cümlelerin, harflerin birbiriyle durumundaki manaların nasıl çıkarılacağını ders veren bir eser. Üstad diyor ya işaret-ül cihazın İnşallah diyor bunu esas edecekler. Kur'an'ın bir heyet gelecek inşallah. Bu buradaki şeye göre de bunları yani bu yöntemi Üstad'ın işaret gösterdiği şeyle de Kur'an'ın hakiki bir tefsir yapılacak inşallah diyor ki risale Nur zaten o şeyi de yapmış oluyor ama muhtemelen belki onun da bir karşılığı olacak yani bütün Fatiha'dan e, son ayete kadar e, belki. Ha, gene o, o üstadın gösterdiği ölçüde şey olacak. Ama biz şunu diyoruz. Kur'an'da bu sır var. Üstad işaret-i da buradaki manalar Kur'an'daki manaları çıkartmak için işaret-i da bunları bize göstermiş. Değil mi? Kaç ayette tek 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 hepsinin ilişkilerinden ki o manaları anlatıyor. Biz de aynı yöntemi, üstadın öğrendi, öğrettiği yöntemi, Kur'an'dan öğrettiği yöntemi bir bakıyoruz ki işaret, şeyde de Risale-i Nur'un kendisinde de bu şey var. cezaletin Nazmiye var. Nazmi mani var. Yani her kelime öncesi sonrası birbiriyle ilişkisi vaziyetlerinde bir mana var. Üstad Kur'an'da var diyor. Ben işaret edeceğiz bunu çıkarttım diyor. 25. sözde hakeza. Biz de görüyoruz ki bunu derken de diyor ki yani Risale-i Nur'da da bu sır var. Aynı şey var. Sen de aynı yöntemi uygula. Bu manaları çıkartmak için aynı yöntemi sen de kullanabilirsin diyor. Ha, bunu göstereceğiz. Bunu talip olan yapacak zaten. Bu zorlu olmaz. Yani herkese de hani şey olmayabilir ama e, ne kadar yapılabilirse bu kere. Yani bir kere üstad bunu demiş. İşaret edeceğiz. Bu cezalet nazmiye bahsediyor. Kur'an'dan ben bak mana çıkartmak için bu yöntemin detaylarıyla sana bir kitap yazdım. Sen de bu yöntemin aynı içerindeki o yöntemlerle otur. Risale-i Nur'da da bu şey var. Yani hiçbir kelime tesadüfen arka arkaya gelmemiş. Yan yana gelmemiş. Paragraflar arasındaki ilişki, birbiriyle durumu. Hiçbirisi tesadüf yok. Nasıl Kur'an'da yoksa, Kur'an'ın hakiki tefsiri olan Risale-i Nur'da da yok. Tesadüf olamaz yani. Hepsinde bir tevafuk var, kast var. Cezaleti nazmiye, nazmindeki o diziliş, birbirine durum, birbirleriyle ilişkisi çok önemli. Bak Üstad çok güzel misal veriyor. Saatin saniye, dakika saati sayan ve birbirinin nizamını tekmil eden neyse, değil mi? Saate bakıyoruz. Saniye saniye ile dakika arasında bir ilişki yokmuş gibi duruyor değil mi? Biri kendi kafasına göre hızlı hızlı gidiyor. Birisi duruyor gibi. Biri hiç hareket etmiyormuş gibi duruyor. Bakıyoruz saate. Bir, sanki çok bir ilişki yok. Ama biraz dikkatli incelediğimizde saniye bir tur attığında öbürküsü bir kademe atıyor. Öbürküsü bir tur attığında o bir ufak bir... Bakıyoruz ki hepsinin arasında bir ilişki varmış. Yani bak o ilişkiyi görüyoruz. İşte o zaman Üstad da diyor ki Kur'an-ı Hakim'in her bir cümledeki hayatındaki nazım ve kelimelerindeki nizam birbirle olan ilişki ve cümlelerin birbirine karşı münasebatındaki intizamı öyle bir tarzda işaretül icazda ahirine kadar beyan edilmiştir. Her bir cümlede heyetinde ve kelimelerin birbirine karşı cümlelerin birbirine karşı münasebetine bakmamız gerekiyor. Üstad diyor ki bunların hepsinde bir ilişki var bir mana var diyor. Beyan edilmiş işaretli cihazda kim isterse ona bakabilir ve bu nazımdaki cezalete harikayı bu surette görebilir. Yani bununla bir tefsir yazılmış yani işaretli cihaz gibi. Biz de aynı yöntemi e, risale manaları anlamak için kullanacağız. Burada birkaç tane daha yani o burası biraz önemli olduğu için bu şey başlık. Bir iki tane daha şey kullandım. Bu hem nazm mani anlatıyor ve cezalet nazmiyi. Bu ayetin de sair arkadaşları gibi mevzu bahis olacak vücuhu irtibatı cihat nazmiyesi 3'tür. Üstad orada şeyi anlatıyor işaretül icazda. Mevzuyu anlatıyor. Mahaza bu ayetin meali hem makabline hem mabadine hem Kur'an'ın tamamına bakıyor. Yani orada ayette baktığı kelime ne? Bu ayetin neye bakıyormuş? Makabline. Makabli ne demektir? Kendinden öncekine, mabadine kendinden sonrakine hem de Kur'an'ın tamamına. O zaman biz o ayetin işte bu cezalet nazmiyesi ve onun içerisindeki nazm mani bakarken nasıl bakacağız cümleye? Onun için dedi ki toplama yaparak bakmak. Kendinden öncekine, kendinden sonrakine ve Kur'an'ın tümüne nasıl bakıldıysa da Risale-i Nur'un da tümüne bakmak. Burada bu cezalet nazmiyenin nazm mani'nin gereği. Öncesine, sonrasına ve Kur'an'ın tümüne bakıyor o ayet. Risale-i Nur'da da bu sır var. Onun için toplama yaparak bakmak gerekiyor. Onun için birbiriyle ilişkisine bakmak gerekiyor. Evvel ahir. Evet. Zahir batın da oluyor. O kendi mananın evvel ahir zahir batına bakıyorsun. Burada nazmın evvel ahir zahir gibi yani. Nazmın durduğun yerin mesela bu birinci noktayla ikinci işte nokta arasındaki ilişkinin de Zaten örnek vereceğiz. Nereden gelmiş? Tabii. Nereye gitmiş? Aynen. Gibi mesela. Yani Üstad bunu demiş bu cümleden sonra bunu niye söylemiş? Ya da bu paragraftan sonra buna niye geçmiş? da bunun ne ilişkisi var? Bunun bütünle ne ilişkisi var? Öncesi sonrası. Bu ilişkilerden mana çıkartmak gerekiyor. Üstad eser yazmış onunla ilgili. Kur'an tefsiri yazmış yani. Bu da Risale-i Nur'da var en mükemmel bir şekilde. İşte oralardan mana çıkıyor. Şimdi o zaman öncesine, sonrasına ve Kur'an'ın tamamına bakıyor o ayetin meali. Üstad bunlara bakarak o buradaki manaları çıkartıyor. Bak dikkat. Et. Biz de bunu Risale-i Nur'a uygulayacağız. Bunu niye anlatıyoruz? Risale-i Nur'da da bu sır var. Biz de böyle çalışacağız. Bu cezaleti nazmiye bakacağız. Nazm maniye bakacağız. Burada mana çıkartacağız. Bunu nereden çıkarttın deme. Koca işaret üleyeceğiz. 25. söz. Üstad eser telif etmiş bununla ilgili. Bu yöntemle ilgili yani. Onun için yöntem çok kuvvetli yani. O noktada hiç tereddüdünüz olmasın yani. Çok sağlam. Kur'an'i bir yöntem ve sadece usta'da da mahsus değil. Yani bu sonuçta İslam literatüründe olan bir şey geçiyor onunla ilgili zaten bu heyetindeki birbirle ilişkisiyle çıkartma yöntemi. Şu iş, işaretül icaz adlı eserden maksadımız Kur'an'ın nazmına, birbirle dizilimine, lafzına ve ibaresine ait e icaz işaretlerini ve remizlerini işaret veremiz. Bak. Sadece sarih mana değil. Burada bunu demiş. Kelime bu. Bu sarihtir. E onun işaret ve remizlerini beyan etmektir. O zaman tek sadece sarı işte iki kardeş var sağa gitti sola yola gitti sağdaki şu oldu tamam bunu anladık ama bunun işari ve remzi manası da var. Benim enfüsüme bakan var işte aileye bakan noktası var belki memleket nokta şeyi var ki Haşr Risalesi'nde üstad onun zaten söylüyor mesela hani en dar dairedeki bu imsallerin üçe bakar diyor kalbe bakar şeye bakar gibi. Zaten ölçüde veriyor. E, demek ki burada işaretlerini ve remizlerini beyan ediyor. Çünkü icazın mühim bir veçi nazmından tecelli eder. Nazmından. nazım ne demek? Dizilişi, düzeni, birbiriyle ilişkisi. nazım Tecelli eder ve en parlak icaz Kur'an'ın nazmındaki nakışlarından ibarettir. Parlak icaz, mucizelik neymiş? Kur'an'ın nazmındaki nakışlar. Yani... Tabiri caizse bu dizilişten bu kadar niye e, ehemmiyet veriyorsunuz? Böyle dizilişten mana mı çıkarmış? Ne biçim şeysiniz gibi insan aklına geliyor. Ben hani şimdi bana da şey oluyor ilk gördüğümde yani, hani ne yapıyorsunuz da abartıyorsunuz böyle nerede? Ya abartmıyoruz işte üstad uygulamış. Kur'an'ın da en parlak icazı neredeymiş? Kur'an'ın nazmındaki nakışlarında varmış. Üstad da o nakışları tek tek çözmeye çalışmış ve orlardan mana çıkartmış. Bak sadece nakışı çözmek mevzu değil. Orada mana var. İşaretül İcaz 12 geçen yer. İşte bu İşaretül İcaz Arabi tefsiri İcaz-ı Kur'an'ın 7 menbaından bir menbaı olan nazmındaki cezaleti. Nazmındaki cezaleti en ince esrarına kadar beyan ve istihar ediyor. Yani bu hani bu iyi anlaşılsın diye böyle çok çok şey yaptık. Çünkü e, hakikaten bunu böyle Risale-i Nur'da da uygulamaya başlayınca o diyorsun ya neler varmış, nasıl ilişkiler varmış. Aa ona bakıyormuş, bu buna bakıyormuş, bu bunun ilişkisi varmış. Nereden çıkarttın bu? Böyle bir şey mi olur? Ya yani işte sana koca eser var yani. Hani e, böyle çok basit bir şey durmuyor. Ya da böyle bir hani biz uydurduk işte Hasan abi uydurdu, şu abi uydurduk. Biraz kendi şeyiyle yapıyor bunları böyle bir kanaatıyla geliyor. Yok değil bakıyorsun hepsi birbirine uyumlu. Nasıl Kur'an'da varsa bu şey Risale-i da çok güzel bir şekilde var. Şimdi nazmani o zaman kelimelerin birbirine, cümlelerin hatta harflerin bile o harfi li harfini kullanmış. Lam diyor. Niye lam kullanmış? Onun yerine be o da kullanılabilirdi. Fi de kullanılabilirdi diyor. Harfi cerdir diyor. Lam olmasındaki şöyle bir mana vardır ki diyor. Bu buna bakar diyor. Allah Allah. Yani bak diyor ki fi kullanabilirdi diyor. Be kullanabilirdi. Ama lam kullanmış burada diyor. Bundan şu vardır diyor. Yani işte işaret-ül da var. Bak bir harften, harften üst, olmasının dan bir mana çıkartıyor üstad. Ona göre bir mana veriyor o kelimeye. Buna bakar diyor işte bu bundandır demektir diyor. Çok evet. önemli yani ya ben nasıl çalışacağım? Nasıl yapacağımı bilmiyorum. Bu manaları nasıl çıkartıyorsunuz? Nereden buldunuz bunları? Bu, bu ilişki nasıl? Bu buna bakar dediniz. Bununla şey, yani e, bu buradan çıkıyor işte. Nereden yöntem çıkarmayız? Ha, <laughs> değil. Var olanı aslında açıyoruz. İstihracı esrar diyor ya istinbat diyor. Şimdi nazm maniye örnekler. Şimdi örnek kısmına geçiyoruz. Şeyi anladığımızı kabul ediyoruz inşallah. Yani cezaleti nazmiye ve cezaleti nazmiyedeki nazm-ı mani. Mananın nazmı dizilmesi, arkada verilen manayı böyle bir çıkartma yöntemi var. Biz de şimdi Risale-i Nur'dan örnekler. Yani hakikaten nasıl varmış? Böyle hani en çok bildiklerimizden birisi. Vahdehu bu 20. mektupta geçen yer. Vahdehu manen der. Şimdi bu metnin kendisi. Bu da buradaki dizilişteki manayı göreceğiz. Cezaletinde o nazmındaki dizilişte bir mana çıkıyor. Birbirine bakın. Allah birdir başka şeylere müracaat edip yorulma onlara tezellü edip minnet çekme. Bildiğimiz çokça okuduğumuz böyle e, çok güzel olan bir yer. Onlara temellük edip boyun emme, Onların arkasını düşüp zahmet çekme. Onlardan korkup titreme. Buraya geldik nokta. Çünkü diyor bir ikinci şeye geçiyor. Sultan-ı kainat birdir. Her şeyin anahtarı onun yanında. Her şeyin dizgini onun elinde. Her şey onun emriyle halledilir. Onu bulsan her matlumunu buldun. Hasiz minnetlerden, korkulardan kurtuldun. Bu metni e, düz olarak gördük. Şimdi bu metnin içinde cümlelerin birbirine baktığını, her bir cümlenin diğer gelen bir cümleyi izah ettiğini göreceğiz. Yani burada nazm-ı mani var yani. Cezaletin nazmiyesinde bir nazm-ı mani var. Şuradan takip ediyoruz. Şimdi şuradan başlayıp buraya kadar gelen cümle, şu cümlenin alt başlıklarının hepsini birbirine izah ediyor. Bir ilişkisi var. Bakın bak göreceğiz. Çok da keyifli ve ve bu böyle baktığınızda birbirinden açıkladığını göreceğiz. Çünkü Allah birdir. Allah birdir. Başka şeylere müracaat edip yorulma. Bakın oradaki metni aldık. Böyle parçaladık şimdi. Müracaat edip yorulma. Sonra şuradaki ikinci çünkü ile başlayan izah olan ikinci kısmı Buradaki her bir virgülü karşılarına yazıyoruz. Birbirindeki ilişkiyi yakalamak için. Allah birdir, başka şeylere müracaat et yorulma. Bunu aldık ilk virgülü. Sonra çünkü sultan-ı kainat birdir. Allah birdir, çünkü sultan-ı kainat birdir. Sonra başka şeylere müracaat edip yorulma ilk virgül. Sonra devam ediyoruz. Her şeyin anahtarı onun yanında. Bakın, başka şeylere müracaat edip yorulma niye? Çünkü her şeyin anahtarı onun yanında. Nasıl bir nazım var, nasıl bir mana var görüyor musun? Hiçbir tesadüf yok. Başka şeyler müracaat edip yorulma. Niye? Şu çünkü bütün virgüllerin arasına girmiş birbirini izah ediyor. Başka şeyler müracaat edip yorulma. Çünkü her şeyin anahtarı onun yanında. Buradan baktığınızda bunu göremiyorsunuz ama bunu böyle dizdiğinizde, düzenlediğinizde bu gözükmeye başlıyor. Bu nazım ortaya çıkıyor. Devam ediyoruz. Onlara tezellül edip minnet çekme aşağıya indik. Çünkü her şeyin dizgini onun elindedir. Nasıl mana birbirine kuvvet veriyor değil mi? Hiçbir tesadüf var mı? Yani şuradakiyle şunun birbirini izah ettiğini şuradan göremiyorsunuz ama bunları parçalayıp böyle bir şeyi, Nazım'ı görmek için böyle bir gayret sarf ettiğinizde bunlar ortaya çıkmaya başlıyor. Onlara tezellül edip minnet çekme. Her şeyin dizgini onun elindedir. Onlara temellük edip boyun eğme. Üstteki şey, sonra altdaki kısma geliyoruz. Her şey onun emriyle halleder. Demek ki bakın e, dizilişte bir nazım var birbirini izah ediyor değilse o üstteki cümle bu alttaki cümle ama hepsi bütün virgüller birbirine bakıyor bunu gördüğünüzde işte o zaman farklı manalara görebiliyorsunuz onlara temellik edip boyun eğme her şey onun emriyle halledilir onlara temellik etme boyun eğme e, niye çünkü her şey onun emriyle halledilir bak öyle bir metin var ki sanki direkt bu, böyle yazılmış gibi geliyor ama aslında öyle yazılmamış yukarıda farklı Onların arkasına düşüp zahmet çekme. Çünkü onu bulsan her matlabını buldun. Onlardan korkup titreme. Hassiz minnetlerden, korkulardan kurtuldun. Hepsi, bunların hepsi ne yapıyor? O cümleyi birbirini destekliyor. Gördüğünüz gibi tek cümle ama birbiriyle hepsi içlerinde birbirini izah eder bir vaziyet var. işte. bir mani örneği. Sır ortaya çıktı. İşte bir derece çıktı. Belki daha da detayda çıkacak yani o nazımın daha detayında var ama ilk gözüken cümlelerin birbiriyle bir ilişkisindeki nazmı gördük mesela. Birbirini izah ediyor. Ama şurayı okuduğunuzda bunu göremezsiniz. Yani çok görmek zor. Allah biridir tamam çok güzel. Ama çünkü'nün her bir çünküsü birbirinin izahı çıktı yani. Bu tesadüf olur mu? Değil. Yani biri öyle bir yazmış ki başka şeyler müracaat etme, Müracaat edip yorulma çünkü her şeyin anahtarı onun yanında. Onlara tezellül edip minnet çekme çünkü her şeyin dizgini onun elinde. Nasıl dem? Sanki Metin sanki böyle yazılmış gibi geliyor ama öyle değil metin yukarıda. İki tane ayrı cümle. Bu güzel bir örnekti. Çok yani bu tabii böyle hani hatta şimdi Ahmet Koçoğlu abi sağ olsun onu geçen görüştük onlar bütün külliyattaki bu nazımdaki dizilişle ilgili birbirine bakanları böyle yaza yaza hani çıkarta o var olanları tasnif yapıyorlar. Yani eseri hani düz böyle sayfa görüyoruz ya, paragraflar. Bunların böyle madde madde hepsinin birbiriyle ilişkisini gösteren madde işaretlenmiş haliyle bir şey yapı çalışma yapıyorlardı gösterdi sağ olsun. Olum, evet. Uğraşıyorlar yani. Gayret var maşallah. Evet, yani bittikten sonra muhtemelen onu böyle bir kitap gibi ya da şey gibi neşredilecek gibi biliyorum. Gerekti, ha, şey. duyurulur ha yani şeyden olur inşallah. Ben gördüğüm için geçen konuştuk çünkü ben bu şey yapmıştım sunumu yap göstermiştim ona. Her şey onun irade ve meşiyetiyle olur. İstediği olur, istemediği olmaz. Her ne isterse yapar, istemezse hiçbir şey olmaz. Şu anlar 650. Güzel bir cümle. Şimdi bunu dizeceğiz, bir düzenleyeceğiz. Yani düzenleyeceğiz demek şu. Arada bir ilişki var. Bu ilişkiyi görmeye çalışıyoruz. Yani nazmında bir cezalet ve nazmında bir mana var dizilişinde. Bu manayı yakalamaya çalışıyoruz. Amacımız bu. Şimdi hiç şey değiştirmeden her şey onun, her şey onun irade ve meşiyetiyle. İrade ve meşiyetiyle olur. Bakın ayırdık. V var ya her şey onun irade ...ve meşiyetiyle olur... ...ayırdık mı içinde... ...geçtik noktadan sonra... ...istediği olur... ...istediği olur... ...istemediği olmaz... ...istemediği olmaz... ...zaten burada böyle ikili bir şey kullanmış ustat. İrade, meşiyet... ...istediği, istemediği... ...isterse, istemezse... ...onu gördük... Gör, ...gördükten sonra... ...bunu tasdif ediyoruz... ...ne de istediği olur buraya yazdık... ...istemediği olmaz... ...her ne isterse yapar... ...istemezse hiçbir şey olmaz... Ne yaptık bu düz metini ikili ikili sistem görüyoruz. İkili böyle kullanım var burada. Bunu ayırdık. İrade buraya, meşiyet buraya. İstediği olur, istemedi. Şimdi bakıyoruz. O zaman irade ne demektir? İrade istediğinin olması ve her ne isterse yapmasıdır. Bakın buradan bir mana çıkıyor. Peki meşiyet nedir? İstemediğinin olmaması, istemezse hiçbir şeyin olmaması da meşiyetidir. Düz metin burada. Burada bir nazım mani var. Üstad bunu tesadüf olarak kullanılmamış. İrade, meşiyet demiş. İstediği olur, istemediği olmaz demiş. Bunlar sıralamasında bir sır var. Bir diziliş var. Bir maksat var. Şimdi biz bu maksadı e, ayırdığımızda görmeye başlıyoruz. Ne oldu? İrade nedir? İstediği olur, İsteme, ne isterse yaparması iradedir. Meşiyet nedir? İstemediğinin olmaması İstemezse hiçbir şeyin olmaması da meşiyetidir. Bak buradan bu manayı çıkartabiliyoruz. Ha burada tabii tek bir yerden bu budur demek bazen nakıs kalabiliyor. Onun için e, bütüne gene bakmak lazım. Mesela ben bu, buradaki bu metni okuduktan sonra iradeye bir mana buradan olduğunu görüyorum. Bir meşiyetin de üstad burada bir mana, nazmında bir mana verdiğini görüyoruz. Tesadüfen dizilmediği için. Bu meşiyeti o zaman ve iradeyi ben külliyatın bütününe de sormam lazım. Yani bütününde de bu tasdik ediliyor mu? Çünkü bütününde de bu sefer başka şeyler çıkıyor. Suret, kanuniyet burada suretini bahsetmiş oluyor. Orada kanuniyeti, orada hakikati, orada mahiyeti gibi. Yani zaten o kısımlara gelince de söyleyeceğiz. Yani külliyatta çelişki gibi duran şeyler de aslında bir ilişki, ilişki çeşidi var. Yani burada böyle demiş ama burada da başka bir şey diyor. Allah Allah. Bir öyle diyor, bir böyle diyor. Niye böyle diyor? O mudur, bu mudur? O, o ne oluyor? Sureti olacak. Kanuniyeti bir şeyin hakikati, mahiyeti olacak. Farklı farklı bakış açıları var. Evveli, ahiri, zahiri, batını. Orada evvelinden bahsetti. Onun için tek bir yerdekinden hemen bu budur demek bazen yanlış olabiliyor. O zaman bütünle de bakmak gerekiyor. Bütünle de tasdik edilmişse o mana ve uyumluysa, farklı bir şey demiyorsa o zaman biz diyebiliriz ki meşyet budur. Bak üstad buradan bunu demiş. Başka? diğer yerlerde de demiyorsa ya da diğerlerde deyip işte o, o hakikatıdır. Burada suretinden bahsetmiştir dersek o zaman o şekilde ifade etmemiz lazım ki meşhet kelimesi doğru bir karşılık bulsun. Onun için tek bir yerden böyle hemen e, şey yapmamak bütün külliyata gene bir taramakta fayda oluyor bu şeylerde. Ama sonuçta gördüğümüz gibi böyle bir ilişki olduğu aşikar. Nasıl da mana çıktığı da görüyoruz yani. Değilse düşün şöyle bir satır var yani düşün. Kaç bin satır var külliyatta yani. Şu satırdan çıkan şeye bak yani. İlk gördüğümüz o da yani. Evet. Ne dedik burada? Ha, onu da aşağıya yazmışız zaten. İrade ne o zaman? İstediği olur. Her ne isterse yapar. Meşiyet nedir? İstemediği olmaz. İstemezse hiçbir şey olmaz. Sana işte bir mana çıktı. Rahatladın yani. Meşiyet geçen yerlere. Şimdi dön. Bu manayla, bu açıyla bak meşiyete. Hiç meşiyete bakmış mıydık yani? İrade ve meşiyeti. irade ve meşiyeti deyip geçiyorsun. Aslında irade meşiyeti aynıymış gibi geliyordu belki anladığımızda e orada o zaman o mana bize gözükür mü? Gözükmez. Hepsi aynıysa. Bu şeylerde Hasan abi de çokça bahsediyor. Kullandığımız lügatlar Küfe ve Basra alimlerinin hatta bir farklı şey de söylüyor. Yani belli İslam coğrafyasındaki veya işte belli edebiyatlar, belli yaşantıların şeyinde çıkarılmış lügatlar var. İşte kelimenin bir manası var. Ama Risale-i Nur'un kendi lügatı, kendi kavramının kendi içerisinde kastettiği mana Risale-i Nur'un içerisinde var. Biz külliyata eğer tabii bir yere kadar şeyi kullanacağız, lügatı kullanacağız. Ama bu lügatlar Risale-i Nur'un kendi lügatı değil, dikkat. Yani bunlar bu bu asra kadar belli coğrafyalarda belli şeylerin, edebiyatçıların, belli alimlerin yaptığı eserler. Onun için buradaki manayı tam ifade etmiyor ya da birbirine çelişkili, birbirinin kısıtlı manalar oluyor. Birbirle karışmış manalar, çorba tabir caizse çorba olmuş. Bir kelimeye bakıyorsun her şeyi söylüyor. O da demek, bu da demek, bu da demek. Çorba olmuş. E ben bundan nasıl bu şeyi çıkartacağım? Onun için bir yere kadar o lügatlar işimizi görüyor ama belli bir noktada daha manaları çıkartmak için risale Nur burada ne bu mana ne vermiş buna? Meşiyete nasıl bir mana yüklemiş? İradeye nasıl bir mana yüklemiş? irade istediğini yapması. E bu nedir irade? İradeyi bilmiyoruz. Şimdi iradeyle ilgili ne kadar ders yapıldı mesela? Gibi gibi. Yani onu da bilmiş olmuyorsun. Nüfus cüzdanı gibi yani. Adamın nüfus cüzdanını bulduğun zaman işte adı şu doğum yeri bu. Adamı tanıdık mı bitti mi? Sadece bir ön bilgi verdi adam. Oha adamla otur kalk ye iç. 20 yıl yaşıyor. Yaşıyorsun daha. adamı tanıyorsun <laughs> yani. Tanıyamıyor bile. Ben Tanıyamıyorsun. Yani. Sen nüfus cüzdanı yani lugatlar nüfus cüzdanı gibidir yani. Adı soyadı doğduğu yer tamam bize bir şey verdi. Yani bu bu böyle birisiymiş yaşı buymuş filan falan memleketi buymuş. Ama öbür tarafta lugatı e, e, nüfus cüzdanı gibi o adamı tanımış olmuyorsun ki tamam açtın lugat bu diyor. Oho. Yerdeki nüfus cüzdanını buluyorsun. E, bu adamı ne kadar tanıdığını söyleyebilirsin ki. İrade buymuş. O muymuş? Bittim yani. Oho adamlı bir otur bakalım. 20 sene geçir o iradenin ne olduğunu bir tanı. O adamla tanış, ye iç. Ha, o zaman esas tanımış oluyorsun. Nasıl bir insanı tanımak gibi. Gibi gibi. Onun için risale Nur'un kendi lügatı, kendi verdiği üstadın, metnin verdiği lugat çok önemli. Biz o zaman daha çok harici lugatlarla izah etmeye çalıştığımızda kısır kalıyor ve iş karışıyor ve manalar çıkmıyor. O zaman Risale-i Nur kendi işte zaten bu yöntemle de kendi Risale-i Nur'un lügatı, kendi izahlarıyla mevzuya bakıyoruz. Yani ben buradan iradeyi kendi metnin içerisinden bunları gördüğüm zaman dönüp ben irade ve meşiyet geçen yerlere bir de bu gözle bakıyorum. Aa o zaman değişmeye başladı. O zaman manalar açılmaya başladığını göreceğiz. Nazm Mahallesi'ne göre bak, devam ediyoruz. Bununla ilgili birkaç örnek vermek lazım çünkü önemli bir konu burası. Lugattan bahsettiğimiz için, şimdi biz tabi bu derslere bu şeyleri yaptıkça, hani bu anlattığımız konuda Risale-i Nur'un kendi içinden çıkarılan mana doğru, Risale-i Nur nasıl bir mana vermiş o kavrama, o kelimeye? Bu çok önemli. Harici lügatlarla, harici izahlarla bunu yetirdiğinizde manalar kapanıyor ve daralıyor ve kısırlaşıyor. O zaman Risale-i Nur anlama için çıktığımız bu yolda o zaman Risale-i Nur bunları nasıl izah etmiş? İrade nedir? Meşiyet nedir? Vahdet nedir? Vahidiyet nedir? Ehadiyet nedir? Ondan sonra tevhid nedir? Ene nedir? İhlas nedir? İktisat nedir? Şükür nedir? Hamd nedir? Şimdi bunların hepsinin lügatta bir karşılığı illaki var ama Risale-i Nur bunlara nasıl bir mana vermiş? Ene'ye ne demiş, ihlasa ne demiş, iktisata ne demiş, ben bunlara bu gözle şüküre ne demiş, istiğfara ne demiş, tövbeye ne demiş, bunların arasındaki farklar. Yani Risale-i Nur buna nasıl bir mana yüklemiş? Böyle bakarsam o zaman Risale-i Nur'daki manaların açıldığını görmeye başlıyorum. Çünkü öbür tarafta kısalıyor. Onun için biz de Risale-i Nur'un öncelikle e, Risale-i Nur'da geçen karşılıklarını, mehazlarını e, yazacak bir şekilde belli kelimelerin, e, i̇zahlarını yapmak için bir çalışma yaptık Bir heyet halinde bir çalışma oldu Böyle bütün kelimeleri izah etmeye e, çalışmadık e, Esaslı önemli olan e, Risale-i Nur'da çokça geçen Anahtar kelimeler tabiri caizse olan e, Belli kelimelere odaklanıp Bu kelimelerin Risale-i Nur'daki karşılıklarını ve bu Risale-i Nur'daki karşılıklarını bulduktan sonra ve bunlar da Risale-i Nur içerisinde işte bu yöntemlerle çıkartılan manaların, satır aralarındaki manaların Risale-i Nur'un ışığında mı yani dışarıdan hiç şey yok, oraya odaklanırıp Oradan bulunan, oradan ilham olan, açıklanan işari, remzi, diğer manalarla beraber o kelimelerin e, bir tabiri caizse lugatını ya da açıklamasını ya da şerhini yapmaya çalıştık. Ama buradaki anahtar şey Risale-i Nur'un kendi izahı. Yani Risale-i Nur metni olarak varsa metnini aldık. Direkt metni olanların da izahlarında ama Risale-i Nur bu yöntemler kullanır. çıkan manaları da işte az önce irade ve meşiet mesela buradan bir mana çıkıyor. Veya diğer okuduğunuz yerlerden de işari manalar çıkıyor. Bunların yazıldığı bir lugat yaptık. Enfüs lugatı. Ee, ve bu yaptığımız derslerde çıkan manalarla da bunların altlarına koyarak, çoğaltarak farklı bir lugat tabiri caizse. Bunun adı da enfüs lugatı oldu. Yani enfüse bakan, daha çok bizim kendi nefsimize, enfüsümüze dokunan kısmı. Ve buradaki anahtar kısmında dediğim gibi Risale-i Nur'un Risale-i Nur'la izah edildi. kendi kavramlarına ne mana yüklediyse onu bulmaya çalışıldı. Tabi bulduk denmez, bu bitmez de. Onu demek de çok iddialı bir şey olur ama, bir en azından böyle bir çalışma olsun hem sonraki yapılacak çalışmalara da e, rehberlik etsin diye. E, bir, basamak. E, bir basamak olsun. Bu işte bak böyle de varmış. Gelen desin ki bu aa, tamam böyle ama bu aslında böyledir. Tamam çok güzel bak sen de bastın oraya daha ilerlettin. Dedin ki yok burada yanlış olmuş. Bu aslında böyle demek. Bak yanlış olmuş dediği zaman bile oraya bastı aslında bunun yanlışlığını ya da eksik olduğunu, hatalı olduğunu. Aslında bunun olduğunu. Aslında oraya bastı o, o da bir zaten maksat hazır olmuş oluyor. Böyle bir lugat e, şu an e, şeyde var, şu an nurdersi.com'da e, pdf halinde e, var. Onu şu an biraz daha genişletiyoruz inşallah, devam ediyor. Daha bu bulunan izahları, derslerde geçen tespitleri de oraya aktarıyoruz, daha genişliyor. İnşallah onda bir basılacak hale gelmesine çalışıyoruz. O da basılırsa böyle elimizde de bir kaynak olarak olacak. İnşallah bu çalışmaların da eseridir diyebiliriz çok rahatlıkla yani bu yöntemlerin eseridir. Şimdi bir yön e, nazm mani ile ilgili bir farklı böyle örnek işaret. Şimdi bir metin daha bakıyoruz. Burada da bir nazm mani var ve nasıl yani manayı nasıl çıkartıyorsun? Ve bak ilişki var. Ben o ilişkiyi bir derece görünce oradan bir mana olduğunu görüyorum ve onu tespit ediyorum. Ve risalelerin tümünden de sorguluyorum, teyitliyorum. Aksi bir şey yoksa ben onu oraya yazıyorum diyoruz. Çalışma bu işte yani. Hani yaptığımız çalışmalardan üst, şey bu. Şimdi cümleyi okuyorum. Ben saadeti dünyayı, lezzeti hayatı, terakkiyatı medeniyeti, kemali sanatı, kendimce ahireti düşünmemekte ve Allah'ı tanımamakta ve bu dünyada ve hürriyette ve kendine güvenmekte gördüğüm için. Geçiyor. Gördüğüm için diyor ve cümle devam ediyor. Paragrafın hemen bir paragraf sonrasında şöyle devam ediyor. Şirk ve dalaletin, fısk ve sefaatin yolu diyor. Yani on yerinden okusak daha güzel olur yani kitabı açarak ama. Şimdi burada hemen şuna bakıyoruz. Burada saadeti dünyayı, lezzeti hayatı 1, lezzeti hayat iki, terakkiyatı medeniyet 3, kemali sanat 4. Burada 4 tane ana şey kullanıyor üstad. Ana başlık kullanıyor. Ben de bunları yazıyorum. Saadeti dünyayı, lezzeti hayatı, terakkiyatı medeniyeti, kemali sanatı. Noktalı virgül gördüğünüz gibi. Şimdi sonra bu dört tane ana başlığı Dörtlü bir sistem var, yani böyle ifade ediyoruz. Dörtlü bir, bir yapı var burada. Zaten orada onları görmeye başladıkça bunu hemen yakalama, yani burada bir şey var deyip buraya bakmak gerekiyor. Kendimce, şimdi başlıyoruz. Bak bu dört tane ana başlığımızı yazdık. Ahireti düşünmemekte, yazdım. Ahireti düşünmemekte, sırayla. Ve Allah'ı tanımamakta, Allah'ı tanımamakta. Ve hub bu dünyada, hub bu dünyada. Ve hürriyette ve kendine güvenmekte, hürriyette ve kendine güvenmekte. Şimdi bu da uydu mu? Dörtlü şekilde. Sade dünya. Sonra hemen burada birkaç cümle geçiyor ve paragrafın başında şirk ve dalaletin ve fısk ve sefahatin yolu diyor. Buraya atfederek üstad dörtlü gene bir örnek veriyor. Çünkü hemen yakın olduğu için hani birbirle ilişki ve oraya atfediyor oradaki şeye. Şirk ve dalaletin fısk ve sefahatin yolu. Şimdi o zaman burada da dört tane geçiyor mu? Şirk, dalalet, fısk ve sefahat. Şimdi Buna bakıyoruz. Acaba doğru mu? Şimdi böyle bir nazım var burada, bir diziliş var. Bu nazımdaki bu mana var mı acaba? Na bu mana da bütün külliyata uygun mu? Uygunsa koyacağız cebimize, değilse geçeceğiz. Tamam, burada var, biz anlayamadık diyeceğiz muhtemelen. Tamam mı? Yöntem bu. Şimdi bakıyoruz. Saadet-i dünya demek ki neymiş? Ahireti düşünmemekte buna da şirk deniyor. Olabilir. Lezzeti hayatı ne demek? Allah'ı tanımamakta görüyormuş. Bu da dalalet oluyor. Terakkiyat-ı medeniyet bu dünyada görünüyormuş. Bu da fıskmış. Kemali sanatta, hürriyette ve kendine güvenmek demiş. Bu da sefa etmiş. Bakıyorsun yani Salihinur'un diğer geçen kısımlarında dünyanın saadetini ahireti düşünmemekte. Evet çok güzel. Dünyayı düşünüyor sadece. Ahireti düşünmemekte. E bu şirke bakıyor demek ki. Lezzeti hayatı çünkü kendini şey yapıyor. Lezzeti hayatı Allah'ı tanımamakta. Hayatın lezzetini Allah'ı tanımamakta oluyor. Bu da dalalet oluyor. Bak Dalaletin bir manası olabilir bunlar. Şirkin bir manası. terakkiyat medeniyeti hu bu dünyada görüyor. Dünyayı sevmekte. Bu da fısk oluyor. kemal sanatı, hürriyette ve kendine güvenmekte sefaat oluyor. Bakıyoruz yani bunlar bütün manayla ne kadar uyumluysa bunlar ne yapılabilir? Şirkin bir manası, dalaletin bir manası, fıskın bir manası, sefaatin manası. Buradaki metinden hemen birbirine yakın olan o metinlerden çıkarılabiliyor mesela. Bu böyle bir örnek. Ne kadar uygunsa kullanılabilir diğer bakılarak. Ama tesadüf olmadığını görüyoruz. Buralarda da dediğim gibi esas şey şu. Bazen işari, remzi, da, dalalet sarahat olur. Yani şeyler buradaki ilişkilerden çıkan manalar bazen çok net çıkar. Bazen biraz perdeli, biraz perdeli olur. Ona göre de bakmak lazım. Yani her birisi her bir şeyde çok net ayan beyan çıkacak diye ama şunu görüyoruz ki burada bir ilişki bu dörtlü yapıdaki verilen ilişki birbiriyle e, manayı desteklediğini görüyoruz. E, dünyanın saadetine bakmak noktasında şirki bir bakmam gerekiyor. Diğer Ne demek he, bunu şunu an, Anlamak için bakabilirim, tefekkür edebilirim ve buradan bir sürü bana başka manalar açılabilir. İşte dalalet Allah'ı tanımamak, bu lezzetin hayatın lezzetine baktığını, fıskın hup dünya olduğunu, terakki medeniyet adı altında olduğunu, işte sefaatin kendine güvenmekle ilişkili olduğunu, dünya kemali sanat için olduğu gibi buradan bir sürü inceden ince baktığınızda o zaman ne oluyor? Bu sefaat kelimesi, fısk, dalalet veya şirk kelimeleri sana açılmaya başlıyor. Burada bir örnek gördüğümüz gibi. Şu metin birden bakıyorsunuz birbirini izah eden, birbirini açan e, yerler haline geliyor. İşte bir nazm mani, cezaleti nazmiye. Hemen şunu şey yapalım. Kelimelerin, şimdi biz ne örnek verdik? İlk örnekte cümlelerin birbirine izahı vardı. O vahdehu manen der kısmında. Cümleler birbirini izah ediyordu. Şimdi ondan sonra irade ve meşiyette e, o kelimelerin izahı olduğunu gördük. Bir kelime, oradaki ana kelime, iki cümle onun izahı şeklinde birbirleriyle e, nazmından gelen bir ilişki yakaladık. E, bir, bu bir Burada da mesela e, cümleler arasında paragraflar arasında birbiriyle ilişki var. Yani üstte izah edilen bir şey, altta verilen ana başlıkların izahları gibi olduğunu, bir ilişki olduğunu gördük. Böyle ilişki yakaladık. Bir de bunun biraz daha ötesi de var. Mevzuların mesela dokuzuncu söz kaç nükte? 5 nükte var. 5 tane üstad 5 nükte de izah edeceğiz diyor. Bu 5 nüktenin birbiriyle olan bir bağlantısı var. Bak o 5 nüktenin birinci nükte şunu anlatıyor. 2 şunu anlatıyor. 3, 4, 5. Bu beşinin birbiriyle ilişkileri ve o ilişkilerden çıkan da bir mana var. Mukadder bir mana var. Niye namazın manasıyla başlamış, başlamış da mevcudattaki manayla başlamış? Başlamamış gibi. Yani veya bundan sonra onu söylemiş, bundan önce bunu niye söylemiş? Az önce dedik ki makabli, mabadi ve tümüyle ilişkisi. Şimdi yani kelimeler, cümleler bazında da baktığımız olduğu gibi nazm Mani'de mevzuların geneliyle olan ilişkisi de bakılıştı. 5 Beş nüktenin birbiriyle şeyi. Dokuzuncu sözle sekizinci söz ilişkisi. Sekiz, dokuz, on niye gelmiş? Dokuzuncu söz niye sekizinci sözden sonra gelmiş? Onuncu sözden niye önce takdir edilmiş? bunların hatta e, telif tarihleri bile farklı olabiliyor yani. 10. söz ilk yazılmış eserlerden olabiliyor. 8. E, söz sonra yazılmış da olabiliyor ama üstad onu telif sırası olarak 8 9 10 şeklinde yapıyor. Telif sıra, tarihine göre biliyorsunuz şey yapılmıyor. Sıralama ona göre değil. O zaman 9. sözün 8 ile ilişkisi, 9. sözün 10. sözle ilişkisi bakmak gerekiyor. Hatta 9. sözle 9. lemanın Dokuzuncu şuanın birbiriyle ilişkisi olduğu. Anladın mı? Bunlarla da ilişkisi var. Yani hepsi bunda işte nazımani veya cezaleti nazmiye giriyor. Şimdi biz burada örnek olarak yani bakın kelimeden hatta harften dedik az önce. Kelimeden cümle, cümleler paragraflar ve mevzu nükteler, ana başlıklar bölümler diyelim ve ana şeylerin bile hepsinin birbirine olan ilişkisi var. O ve onlardan bir nazım çıkıyor. Hemen dokuzuncu söz ney? İşte namazı anlatan kısım, dokuzuncu söz. Namazın beş, beş vakte hikmeti tahsisini. Şimdi bunların birbiriyle ilişkisi. Burada bir nazım var. Birbiriyle ilişkisi var. Birinci nüktede ne anlatıyor böyle kısaca? En yani oradan çıkarım. Namazın manasını anlatıyor. İkinci nükte ibadetin manasını anlatıyor. Üçüncü nükte mevcudattaki manasını anlatıyor. Yani o şeyin, namazın. Dördüncü nükte zaman, nokta mana, zaman noktasında manasını anlatıyor namazın. 5. nüktede namazın enfüsü manasını anlatıyor. Bu 5 nüktede böyle bir sıralama var. Genel olarak 5 nükteye baktığımızda. Peki bunların hepsini e, birden baktığımızda nasıl bir müstak yani bir mana var? Bu 5 nüktenin birbiriyle ilişkisi ne? İlişkisinden heyetinden çıkan da bir mana var. O zaman şöyle bir mana çıkabiliyor. Namazın manasını bilen kimse Allah'ın istediği şekilde ibadetin manasını ortaya koyar. Ve bunu yapan kişi mevcudattaki namazın manasını görerek ruhu külliyet kesmeder ki orada külliyet mevzusundan bahsediyor. Üçüncü nüktede. Bütün zaman ve mekanlardaki, burada zaman ve mekandaki manası, inkılap, tasarruf, ihsanı bahsediyor bu dörtte. Cenab-ı Hakk'a takdim edip enfüsi manada bunu yaşayabilir değilse yaşayamaz. Demek ki yani aslında beşinci nüktede namazın enfüsi manasının anlatılmasının sebebi bu dört nüktedeki şeyler yapıldığında namazın enfüsi manasını yaşayabilirsin manası çıkıyor. Demek ki ne oldu? Bu dört nükte, beş nükte, dört nükte, beşinci nükteyi netice veriyor. Böyle bir ilişki bakıyorsun. Eğer bu gözle bakarsan da böyle bir mana. Şimdi bu manayı nereden çıkarttın? Nasıl enfüsi manada, namazın enfüsi manası, enfüsi bir namaz kılabiliriz? O zaman bu bunun bütününe bakmak zorundasın. Bütündeki manaların birbirine ilişkisine bakmak gerekiyor. Bu mana nereden çıktı? Bu nazımdan çıktı. Dizimden çıktı yani. Sana diyor tipi tipten çıktı diyor. Yani bu işaret ucazdaki işte şey yani 25. sözdeki kullanılan yöntem. Ustad bunu yani Kur'an bir icazı olarak anlatıyor. Evet. Diğer bir madde 5. maddemizde metni maddelere dönüştü.